Ay Boracım, ileriden sağa döneceksin. Ya Tuğçe, tam olarak beni nereye götürüyorsun anlamadım ki. Büyükannemin evi dedin ama. Ay göreceksin hayatım. Buradan düz devam et, solda dur. Düz devam et, solda dur. O nasıl bir tarif lan? Burayı mı diyorsun? Şu aracın arkası mı? Ay evet hayatım. Evet durdum yalnız. Oo. Büyükannenin korumaları mı var? Ay açıklayacağım hayatım, açıklayacağım. Açıklasan iyi edersin Tuğçe. Bu adamlar buraya bakıyor baksana. Bunlar ne ayak ha? Boş ver canım. Belli ki sevgililer. Öğrenci bunlar belli. Bırak bırak. Emin misin? Bir sakatlık çıkmasın. Çıkabilecek en büyük sakatlık o kızın hamile kalması. Doğru söyledin Nikko. Başka ne olacak değil mi? Tuğçe vallahi cins cins bakıyorlar. Doğru söyle. Burası büyükannenin evi mi yoksa değil mi? Ay değil Bora. O zaman beni niye buraya getirdin? Bora, motordan inip şu öndeki araca geçmemiz lazım. Tuğçe sen ne diyorsun? Bu araç kimin? Ay anlatacağım. Sadece geç. Açık zaten. Hey Allah'ım ya Rabbim. Ne oluyor lan? Bu kız ne işler çeviriyor oğlum? Al geçeyim. Buyur Tuğçe. Gel bakalım. Ne oluyor oğlum lan? Vallahi dediğin oluyor galiba Nikkua. E gençler canım. Ölür böyle. Kanları kaynıyor. Aracı nasıl ayarladılar acaba? Bir de bizim villanın önüne çektiler. Tövbe estağfurullah. Belli ki oğlan varlıklı. Güzel yere çekmişler. Ben olsam ben de buraya çekerdim. Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler Nikkua. Otelleri kullanırlardı. Devir değişti azizim. Artık araçları kullanıyorlar. Neyse bize ne ya, boş ver. Değil mi? Orası sonuçta halka açık bir yer. Dağlık bölge. Biz karışamıyoruz sonuçta. Aynen aynen. Yalnız gidip dinlesek mi? Yok canım, ayıp olur. Haklısın. Tuğçe ne işler çeviriyorsun? Bora, anlatacağım ama sakince dinleyeceksin. Söz ver bana. Peki Tuğçe, sakince dinleyeceğim. Yalnız ne işler çeviriyorsun sen? Ay senin hacker olduğunu öğrendikten sonra bir şeyler ayarladım Bora. Ne gibi şeyler? Bora, böyle bir yeteneğin var da neden kullanmıyorsun? Neden fakirsin? Fakir mi? Ben fakir değilim ki. Ay fakirsin Bora. Yok canım, ne alakası var? Ben fakir falan değilim. Bora, nerede kaldığını öğrendim. Gecekonduda yaşıyorsun, yapma. Benimle oynama. Tüh lan. Kızı öğrenmiş oğlum. Ben zengin gibi davranıyordum ama. Ay çok yeteneklisin. Bu yeteneğini kullanarak niye zengin olmuyorsun ki? Tuğçe ne ima ediyorsun, hiçbir fikrim yok. Diyorum ki soygun, hırsızlık, kolay yoldan para. Şerefsizce değil mi? Öyle ama yeteneklisin. Yetenekli bir şerefsizsin. Sevinsen mi üzülsen mi bilemedim lan. Bora, uzun lafın kısası. Bugün buraya seni soygun yapmaya getirdim. Aslında büyükannem falan hasta değil. Soygun yapmaya mı getirdin? Hep bir şeyler çevirdiğini biliyordum Tuğçe. Demek buydu ha? Ama dinle beni. Bu hep senin iyiliğin için Bora. Ya bak Tuğçe. Ben Emir'in motorunu çaldım. Çünkü o benim motorumu çalmıştı. Ben hırsız değilim. Sen beni yanlış tanımışsın. Bence ben seni daha yeni tanımaya başlıyorum Bora. Ve ben yeni seni çok sevdim. O yüzden beni dinle. Seninle beraber zengin olabiliriz. Kızım sen zaten zengin değil misin? Artık değil Bora. Artık değil derken? Bora, maalesef ki babam bütün mal varlığını kaybetti. Oyuncak hamur mu kızım bu? Nasıl kaybetti? Bora yurt dışındayken bir şeyler oldu. Ve ben artık zengin değilim. Sen ne diyorsun Tuğçe? Bora, babam yurt dışında intihar etti. Oha! Ben cidden bilmiyordum oğlum. Lan Allah. Ben okulda bir gariplik var diyordum ama... Nasıl ya? Maalesef Bora. Ben artık beş parasız, fakir ve babasız bir kızım. Peki annen? O ben küçükken vefat etmiş Bora. Ben artık kimsesiz ve yetimim. Ne param ne pulum, hiçbir şeyim yok. Ne diyorsun Tuğçe sen? Bora, bugün bu villayı benim için soyar mıyız? Tuğçe saçmalama. Ben hırsız değilim demiştim sana. Bora benim için... O olmaz Tuğçe. Bora, seni ilk gördüğümde sana aşık oldum. Senin de bana karşı aynı hissettiğini biliyorum. Bora... İnsan sevdiği için ne yapmaz ki? Şerefsizlik yapmaz herhalde değil mi? Ay yapar yapar. Olmaz Tuğçe. Hemen kestirip atma Bora. Öncelikle video girişi gelsin. Belki insafa gelirsin. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Bora'nın hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Emir'den çaldığımız motoru modifiye ettirmiştik. Sonra okula gitmiştik ve okulu eklemiştik. Kar tatili ilan etmiştik. Şimdi görüyorsunuz resmen yıkıcı bir şey öğrendik. Tuğçe'nin babasını kaybettiğini... Bütün mal varlığının elinden gittiğini öğrendik. Tuğçe bizden şu villayı soymamızı istiyor. Lakin Bora tabii ki de buna yanaşmıyor. Çünkü iyi niyetli bir çocuk. Biliyorsunuz aslında hırsız olmak istemiyor. Bakalım nasıl bir karara varacak. Bugün başımıza neler gelecek. Hadi başlayalım. Bora lütfen. Beni seviyorsan. Ya Tuğçe olmaz. Bora, sadece bahçedeki arabayı çalacağız söz. Tuğçe olmaz. Bora lütfen. Sadece araba. Kendime ev tutmak için. Kızım gel benimle yaşa. Bırak şimdi hırsızlığı falan. Ben sana bakarım. Olmaz Bora. O küçücük evde kalamayız. Ya kızım, ikimiz de fakir olduğumuza göre mansion tutacak halimiz yok. Mecbur kalacağız değil mi? Ama senin yeteneklerin var Bora. Kalmak zorunda değiliz. Tuğçe, benden ne istediğinin farkındasın değil mi? Benim kötü bir adam olmamı istiyorsun. İnsan sevdiği için gerekirse kötü bir adam bile olmalı Bora. Lanet olsun. Kabul etmek zorundayım.
Tuğçe'nin yüzüne bakar mısınız? Şu pamuk helvası gibi gözleri, o narin dudakları nasıl kırarım? Hayır, yapamam. O halde let the soygun begin. Ay, soyacak mıyız Bora? Soyacağız Tuğçe. Her şeyi soyacağız. Evi de soyacağız. Hepsini. Ay, biliyordum aşkım. Sen bir tanesin. Lanet olsun. Böyle bir güzelliği geri çeviremem. Doğru adamı seçtiğimi biliyordum Bora. Sen benim aradığım insansın. Yapacak bir şey yok. Demek ki şerefsiz arıyormuştu değil mi? Ulan yalnız ne uzun kaldılar ha. Kızı öldürmüş ölmesin. Katildir belki. Olabilir abi. Polise mi haber versek? Yok canım. Bir gidip bakalım. Aman abi, alt alta üst üste tövbe tövbe olmaz şimdi abi. Ya canım, içeri girmeyeceğiz ki. Kapıyı tıklatıp durumlarını soracağız. Tamam o zaman abi, yapalım. Nasıl olsa kameralar var, şeyler var. Gel canım gel. 2 dakika bıraksak bir şey olmaz. Gençlerin durumunu merak ettim. Yoksa bir şey görmek istediğimden değil. Vallahi bak. Merak ettim yani. Dur bakayım. Oğlum ne var lan orada? Gençler. Gençler. Müsait misiniz gençler? Annem. Lan? Oğlum devam mı ediyor bunlar hala? Abi eğlence sesinden çok bana bayağı bildiğin ölüyormuş gibi geldi. İçeride domuz mu öldürüyorlar, ne yapıyorlar? Kızımı kesiyor abi. Lan yapar mı diyorsun namussuz? Abi geçenlerde gazetede gördüm. Bir tane manyak katil varmış. Milleti doğuruyormuş abi. Bu olmasın. Deme lan. Vallahi mi? He vallahi abi. Böyle arabanın arkasına atıyormuş kızları. Seninle böyle takılacağız diyormuş. Ondan sonra kesiyormuş abi. Ulan bak sen. Dikkat et ha. Bizi de keser neyim? 2 kişiyiz abi. Bize bir şey yapamaz Nikko. Açalım kapıları. Bak onu doğru dedin. Kapıları açıp şu namussuzu yakalayalım. Bize madalya verir değil mi polisler? He valla abi. Madalya verirler. Selamun aleyküm gençler. Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Gel Tuğçe gel. Paketledim senin için gel. Kalın lan. Kalın. Tamamdır. Etkisiz hale getirdim Tuğçe. Ay harikasın Bora. Şöyle arkaya çekelim şunları. Olur Tuğçe. Tamamdır. Var ya senin yüzünden neler yapıyoruz Tuğçe. Gel bakalım gel. Sessizce gel sessizce. Şurada güvenlik kameraları var. Onlara yakalanmayalım gel. Benim şimdi bunları kapatmam lazım. Onun da tek yolu hackerlık malum. O zaman let the tablet begin. Ay ne durumdayız Bora? Hallediyorum Tuğçe, hallediyorum, bir dakika. Ay ekran yeşil, o normal mi? Kızım burada hackerlık yapıyoruz, pembe olacak değil ya. Dur bir dakika. Ay yalnız kostümün çok güzel olmuş Bora. Sağ ol, seninki de kaynıma benzemiş. Erkek gibisin maşallah. Ay hadi bitmedi mi? Tamamdır Tuğçe gel. Gel bakalım. Güvenlik kameraları artık iptal gel. Yavaş yavaş girebiliriz. Haydi bakalım. Oo. Bayağı büyük bir yermiş ha. Nereden başlayalım soyguna? Bora sen arabayı çal. Ben içeriye gidip malzemeleri çalacağım. Paradır maradır. Paraları tek başına mı çalacaksın? Yakalanma sonra. Ay merak etme, yakalanmam. Sen arabayı çal Bora. Ben gidiyorum hadi. Haydi bakalım. Kolay gelsin aşkım. Ulan ne cins bir ilişki içindeyiz be. Resmen hırsızlık yapıyoruz. O bana kolay gelsin aşkım diyor. Araç nerede? Aha orada. Oğlum araba neymiş lan yalnız? Bayağı güzel ha. Bakar mısınız? Çok klasa benziyor değil mi? Oğlum markası falan dokunmuyor. Çok karanlık lan. Acaba markası ne? Yalnız güzel bir şey belli belli. Durun ben kapıyı açmaya çalışacağım. İnşallah açabilirim. İşte buradasın yılan. Sonunda seni yakaladım. Seni gidi yılan. Gel kız böyle. Gel. Yakaladım seni. Oğlum bu kilit de ne inatçıymış lan. Açamadım. Önce şunları temizleyeyim. Ondan sonra gürültüyle patırtıyla açacağım bunu. Şurada 2 tane koruma var. Birine HS, sonra diğerine de HS tamamdır. İkisi etkisiz hale geldi. Şöyle arka bahçeye çekeyim de kimse görmesin değil mi? Lan oynama. Oynama tamamdır. Bunları arka bahçeye almam lazım. Okeydir, kurtuldum onlardan. Hadi bakalım şimdi kilidi açma vakti. İmdat, imdat yardım edin. O ses kimden geldi? Kadın sesiydi. Oğlum içeride güvenlik falan mı var lan? Tuğçe, Tuğçe neredesin? Tuğçe iyi misin? Tuğçe, Tuğçe? Bu kim? Ay. Bilmiyorum Bora. Buradaydı. Yakaladım. Kızım bir de kadının ağzını mı bağladın? Ay bağırıyordu. Tabii ki de bağladım. Ya sen nasıl bir manyaksın? Elinde bıçak mı var kız senin? Ne yapıyorsun sen bıçakla? Ay güvenlik için aldım Bora. Tuğçe neyin güvenliği? Ben bütün güvenlikleri kapattım zaten. Ay ne olur ne olmaz diye Bora. Uzatma. Sen ne ara kelepçe melepçe getirdin de bunu bağladın ya? Ay Bora uzatma. Hadi sen git ben geliyorum. Tuğçe ne saçmalıyorsun? Alarmları 5 dakikalığına kapattım kızım. 5 dakika sonra polis buraya yığılır. Hadi. Ay geliyorum işin bitsin. Ne işi? Sus kız sen sus. Tuğçe hadi gidelim. Ay iyi tamam tamam gidelim hadi. Ben alacağımı aldım zaten hadi. Tövbe tövbe manyak mıdır nedir? Bacım bir şey diyeceğim. Seni çözeceğim ama bağırmayacaksın tamam mı? Anladıysan bir kere de yeter. Bak bağırmayacaksın. Direkt kaçacaksın.
Git polise falan haber ver, tamam mı? Güzel. Çözüyorum ben bunu. Thank you. Hadi. Hadi bakalım, bende de bıçak ne geziyorsa. Benim de götümden bıçak spawn oldu işte. Allah'ın işi. Hadi kaç. Yürü. Yürü git buradan. Oha lan. Oha. Lan karı Tarzan çıktı. Görüyor musunuz? Yürü Tuğçe, yürü. Polis haber verebilir. Yürü. Kaç 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 kaç. Yürü hadi yürü. Oğlum ben bu kızdan fena halde kıllanıyorum ha. Bir işler çeviriyor ama. Ay hadi gidelim Bora. Yalnız benim motor. Ay onu ben alırım. E iyi. Hayatım seninle modifiyecide buluşuruz. Ne modifiyesi? Ay aracı yaptırmayacak mıyız? Tuğçe satmak için çalmadık mı? Ay yaptıralım öyle satalım Bora. Daha fazla eder. Kızım sen manyak mısın? Ay hadi hadi görüşürüz. Adresi GPS'e girdim hadi. Orada görüşürüz Bora. Ben şunu alıyorum geliyorum hadi. Tövbe ya Rabbim, manyak mıdır nedir ya, yemin ediyorum deli. Oğlum bu bir sakat lan. Bir işler çeviriyor ama. Kadını ben gelmesem kesecek miydi, ne yapacaktı? Gel bakalım Tuğçe gel. Vallahi bir cins ha. Kızım o kadar yakından takip etme dur. Korkuyorum, tövbe estağfurullah. Gel oğlum, ben hırsızlık yapmak istemiyordum lan. Yemin ediyorum hep şunun yüzünden ya. Nelere bulaştım oğlum ben. İşte geldik Bora. Tamamdır, çıkabilirsin arabadan, çık. Tuğçe bizi nereye getirdin kız? Burada ne işimiz var, ben niye eğiliyorsam hala? Ne işimiz var burada? Bora, senin motoru buraya satacağız. Benim motoru buraya mı satacağız? Ay aynen. Ben içerideki adamı tanıyorum. Fazla uzatma Bora. Senin motoru satacağız. Arabayı kullanacağız. Arabayı mı kullanacağız? Satmak için çalmadık mı kızım? Ay yok. Motoru satacağız. Onu kullanacağız Bora. Ya Tuğçe. Biz soygunu para ihtiyacı için yapmadık mı? Ne araba kullanması? Ne diyorsun? Ay ben kadından çalacağımı çaldım, merak etme. Bir sürü paramız var. Oğlum bu kız normal davranmıyor lan. Bir konuştuğu diğerini tutmuyor. Bir sıkıntı mı var lan? Ay hadi Bora, maskelerle ortalıkta duruyoruz. İçeri geçelim hadi. Vay benim önüm bebeğim. Tuğçe gelmiş. Tuğçe. Tuğçe hoş geldin. Ne yaptın bakayım? Selam Mehmet abi. Ne yaptın? Bak sana getirdim motoru Mehmet abi. Şu aracı da modifiye etmen lazım abi. Gel hayatım gel. Mehmet abi mi? Kızım sen nereden tanıyorsun bu adamları ya? İyi yeni tanıştık internet üstünden. Tuğçe bana böyle böyle dedi. Kaçak motor var dedi. Ben de alırım dediğim. Abi biz kıyafetleri değiştirelim mi? Kıyafetleri değiştirelim mi derken? Bize burada kıyafet mi ayarladın? Ay evet aşkım. Ne sandın? Lan sen her şeyi ne zaman düşündün? Ne ara düşündün? Oğlum benim beynim yandı lan. Şafak sökmek üzere. İçeri geçelim gençler hadi. Dayı sana nasıl güveneceğiz ki? Boş koşuyorsun mi lan? He? Zibidi. Görmüyor musun? İstesem sizi polise ihbar ederim ama etmiyorum. Demek ki güvenilirim değil mi? Bora uzatma hadi. İyi lan iyi tamam. Ya Tuğçe ben senden mi korkmaya başladım? Oğlum tarikat gibi kız lan. Tanımadığı yok anasını satayım. Bir bölümde resmen manyak oldu çıktı. Ay Bora harika oldun aşkım. Sağ ol Tuğçe de. Bunlar marka kızım. Sen bunları nasıl aldın? Hani paran yoktu? Ay aman aldım işte, ne yapacaksın? Oğlum bu kız para için soyuyoruz demedi mi lan? Bu kıyafetleri bana nasıl aldı ya? Oğlum ben bir kıllanıyorum valla. Bu bir iş çeviriyor ama. Abi ne diyorsun? Kaç eder? Valla motor söyleyeyim. Ben şimdi buna bir 200 veririm. 200 mü? O kadar ediyor mu ya? Ediyor ediyor, merak etmesin. İyi para valla. Şu ne kadar eder? Ay aşkım onu satmayacağız, hayır. Valla bana hoş, istiyorsanız onu da alırım. Miklerin ha? Vev. Şimdi Tuğçe'cim sen buna ne öptürmek istiyorsun? Ay Mehmet abi bunu şöyle cillop gibi sarıya boya. Hafif pıstır, motorunu falan değiştir. Şu üstü biraz kapat. Yani rüzgar falan vuruyor biliyorsun, yağmur yağıyor. Sıkıntı. İsteniz de yeter Tuğçe'cim. Ay kıyamam, çok tatlı uyuyor. Bora. Bora. Arkadaşlar rüyamda neler gördüm inanmazsınız. Tuğçe ile villa soyuyoruz. Bu kadın bağlıyor falan. Arabayı alıp kaçıyoruz. Ben adamları taserlıyorum. Ne rüyaydı be. Bora aşkım. Modifiye bitti. Modifiye mi, ne modifiyesi ya. Rüya değilmiş. Tuğçe biz gerçekten soyduk mu? Ay evet soyduk Bora. Ve işte ödülümüz burada. Senin yeni aracın. Nasıl? Benim yeni aracım mı? Oha. Lan. Bu ne oğlum? Oha. Plakayı falan da sökmüş. Oha Tuğçe. Ay beğeneceğini biliyordum. Senin gibi sarı yaptırdım arabayı. Sen de sarışınsın ya. Tuğçe ne diyeceğimi bilemiyorum. Yalnız ben bu aracı kullanamam. Bu çalıntı. Artık çalıntı değil. Ben hallettim merak etme. Senin kimliğinle ruhsat yaptım. Benim kimliğimle nasıl bir tarikatsınız lan siz? Ne ruhsat oğlum? Tuğçe kimliğimi mi verdin bu adama? Ay Bora huysuzluk edip durma ya. Seni düşündüğümden işte. Arabayı senin üstüne yaptım. Hayırlı olsun delikanlı. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir kız arkadaş bulmuşsun, çok şanslısın var ya. Baksana arabayı üstüne yapır. Kıyafetler ölür. Daha ne istiyorsun lan nümitsiz? Tuğçe. Araba çok güzel de.
Hayatım, bizim hayatımız bir günde nasıl değişti böyle? Saçma değil mi? Boracığım, uzatmaya devam mı edeceksin? Yoksa araçta bir tura mı çıkacağız ha? Oğlum, her ne kadar işin mantığını sorgulasam da şu aracı görünce dayanamadım. Her erkek gibi ben de bir araç görünce dayanamıyorum. Oha! Oğlum! Vay yavrum vay! Görüyor musunuz arkadaşlar? Oha! Lan bu ne böyle? Tuğçe motorun parası? Aldım aşkım. Sen gaza bas. Oğlum çok iyi de içeriden görüntüsü yok. O yüzden mecbur dışarıdan süreceğim. Oha lan! Arkadaş bakar mısınız? Dün çaldığımız araç bu mu lan? Oğlum ne olmuş buna? Şu güzelliğe bakın. Ey maşallah. Tuğçe harika olmuş bu. Ay senin kadar değil. Boracığım mutlu olmana çok sevindim. Yalnız hadi artık eve gidelim. Ben yoruldum. Eve mi? Ay GPS işaretledim. Bizim için villa kiraladım Bora. Hadi gidelim. Villa mı kiraladın? Hangi parayla? Ay hayatım motoru sattık ya. Hem modifiyeyi verdim hem de villa kiraladım işte. Ulan arkadaş. Kız her şeyi yapmış resmen. Bu yeni hali beni korkutsa da bir yandan da hoşuma gitti ha. Baksanıza. Araç dehşet oğlum. Bir tanesin Tuğçe. Ay teşekkürler Bora. Neyse hadi videoyu bitir artık. Sen iste yeter. Bu yeni halin beni korkutuyor ama bir yandan da hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Bora ve Tuğçe bugün soygun yaptı. Nicklerini çaldı. Üstüne tabii Tuğçe bir şeyler daha çalmış. Lakin onu bize söylemedi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni aracımız hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Nikahını al beni. Rus saçmalama. Hadi git buradan. Taksi falan tut kendini hadi. Ay nasıl istersen. Öyle erkeksisin ki reddedemiyorum Murat. Ne istersen. Evet Rus da gidiyor olduğuna göre sıra sana geldi Beşir. Lan yeter artık ama bütün eğlencemi kaçırdın. Ben gidiyorum ya Allah Allah. Hayri tut lan şunu. Murat ne yapıyorsun lan? Hayri anahtarlarını al. Aldım abi. Güzel. Şöyle tuvalete getir onu bakayım. Aferin lan Hayri. Güzel asmışsın. Eyvallah abi. İstediğin başka bir şey var mı? Yok Hayri. Sen dur burada. Beşir bundan sonra bana yamuk yapmayacak. Okulda küçük boylu diye dalga geçmeyecek. Beni gördüğün yerde yolumu değiştireceksin. Yapmazsam ne olur? İndir lan şunu Hayri. İndirdim abi. Hayri beni kucağına alsana bir. Böyle iyi mi abi? İyi Hayri sağ ol. Ulan Murat ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Hadsizin birine haddini bildiriyorum. Kimsin lan sen? Boyumuz eşit olunca güzel oldu. Sağ ol Hayri indir beni. Bundan sonra beni gördüğünde yolumu değiştir Beşir Efendi. Yürü gidelim Hayri. Yürü.